ilim aşığı. Ömrünü ilme ve ilim ehline adamış bir hizmet adamı. Etrafındakileri fikren ve ruhen beslemiş, ilim, irfan adına gelecek nesillere değerli miraslar bırakmış biri. O, Mustafa Cevat Akşit. Önce ilim. Yapmamız gereken önce ilim. Gerçek, şuncu buncu olmayan, dünya hedefi olmayan, makam mansıp el ettirme sevdası olmayan ilim sahibinden ilim öğreneceksin. O ilmi uygulayacaksın. Bizim sülalemiz hep medresesi varmış dedelerimin. 1200'lü yıllarda bu medrese kurulmuş yatağında. Yani 1071 Malazgirt'ten sonra 130 sene sonra gelmişler. Osmanlılardan evvel bizim yatağına medrese kurulmuş. Gittikleri yere önce medrese kuruyorlar. Sonra tasavvuf önem veriyorlar. İlme dayalı tasavvuf. Bizim Türk milletinin Müslüman olması zaten tasavvuf yoluyladır. Büyük Kadimi Hoca, bizim ilim kökenimiz oraya dayanıyor, dedelerimizin oraya dayanıyor. Onun oğlu Abdurrahman Hadimi, dedem ondan icazet almış, Şakir Ali Efendi. 1000'e yakın talebesi var kayıtlı. Burdur, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli. Bu vilayetlerin üniversitesi şeklinde görebildiğim kadarıyla kayıtları var orada. Hatta Bağdat'tan talebe gelmiş oraya. Öyle bir meşhur olmuş. İlkokulu köyde bitirdim. Çok iyi dereceyle hocam beni ortaokula kaydettirdi. Çok iyi bu diye. Ama bir hafta sonra ben cumartesi pazar köye geldiğimde annem seni göndermeyeceğim dedi. Çünkü ben babamı bilmiyorum. 3 yaşında vefat etmiş. Amcamın oğlu yoktu. Hep kız çocuğu vardı. 7 tane kızı. Ben de babam bilmiyorum. Annem okuttu beni. Benim de babam yok. Yani böyle orada köyce hoca yetiştirecek. Annemle anlaşmışlar. İşte hoca olacak dedelerimizin medresesine. Kafaları öyle ama benim o anda kafamda şu vardı. Yani köyde hoca olunmaz. Köyde yeterli bir ilmi seviyeye ulaşamayacağını düşünen Mustafa Cevat, 1952 yılında annesinden gizli bir şekilde Isparta İmam Hatip Lisesi'ne kaydolur. Müdürümüz çok seviyordu beni. 4 sene sonra içimde bir şey var. İstanbul aşkı var. Filmlerde görüyoruz İstanbul'u. İstanbul'a gitmek istedim. 4 sene, 4. senedir, orta kısım 4 seneydi. Gittim, dedi oğlum dedi. Ben seni çok seviyorum, hocalar da çok seviyor. Zor okuduğumu biliyorum dedi. Apartmanı vardı kendinin, bekardı. Sen dedi apartmanı alacağım, seni ben okutacağım, gitme İstanbul'a dedi. İstanbul şimdi seni kimse tanımaz dedi, hoş gören diyen biri olmaz dedi. Çok zorluk çekeceksin dedi. Burada oku dedi, bak hocalar seni çok seviyor filan. Ben hayır gideceğim dedim. Oğlum bir daha anlattı. Bir daha anlattı. Üçüncü de gat lan gat dedi. Ispartalılar git demez, gat derler. Gat lan gat dedi, attı imzayı. İstanbul'a geldik. Biz ilkokul hocam da o zaman İstanbul'daydı. Kramatya'da oturuyordu. Onu buldum. O zaten o gel demişti. Ben seni kaydettiririm. Sirkeci'de bir fırıncı vardı. Bizim hemşeri. Gittim ona. Otel paramız yok tabii. Orada un çuvalların arasında bana bir yer verdi. Burada kalırsın dedi. Ben hocayı buldum. Gittik İmam Hatip'e. Müdür dedi seni almam dedi. İşte dedik bak biz takdirname var. Her sene takdirname almışız. Notlarını Anadolu'da dedi takdirini almak dedi kolay dedi. Benim o talebelerim dedi çok kaliteli filan dedi. Hakikaten dediği de yanlış değil. Birçokları yaşını küçültmüş. Vaiz, efendim din görevlisi, Mevlid Han, böyle hafız, dua han filan hep ilk talebeler İmam Hatip'in.
Ben de bıyığı çıkmamış bir Anadolu çocuğuyum böyle. Hiçbir şey görmemiş. De orada dedi, takdir ama kolaydı, ben burada almam dedi. Bu ayak uyduramaz falan dedi, almadı. Tabii biz geri dönmek istiyoruz, müdür kovdu. Nasıl dönelim? Bir 15 gün kaldık. Un çuvallarını yaptık. Sonra hocam, o ilkokul hocam gene çağırdı, gel dedi, bir daha gidelim dedi. Bir daha gittik. Mavi'nin onun kocasıymış. Müdürün haberi yokken beni kaydettiler. Ve öylece kaydolduk İmam Hatip Okulu'na. Doğru olması gereken neyse, bildiği doğru neyse asla ondan vazgeçmiyor. Ve bu kararlılık bir müddet sonra ona moral sebebi oluyor. Yani yaşamış olduğu zorlukların hemen hemen hepsinde de daha sonradan mutlu olduğunu gördüm. Yani ilk başta bela geldiğinde üzüldüğünü, sıkıldığını, daraldığını ama daha sonra da memnunluk duyduğunu ve hiçbir şeyden şikayet ettiğini de görmedim. İlahiyat öğrencilerinin akademik kariyerde yükselmelerini sağlayıcı çok fedakarca yardımları oluyordu. Gençlere işte master çalışmalarını yapmalarını, doktora yapmaları için teşvik ediyor ve onların tez konularında da ne yapmaları lazım, nasıl hazırlanmaları lazım, onlara gerekli bilgileri veriyor ve o konularda onların tezlerine yardımcı olacak bir takım dersler de yapıyordu onlarla özel mahiyette. Büyük adamların yanında bir bıyık çıkmamış bir Anadolu çocuğu. Öyle biz garip garip, evet, ilim yayma yurdunda kaldım. 3 kuruşluk param olmadığı için tramvaya binecek şehremin ilim yaymanın yurdundan Vefa'ya 55 dakikada yaya gelirdim. Gide her sene yaz kış. Mehmet Efendi'nin elini öptüm. Mehmet Zahit Kotkun. Ben dedim buraya mezun tayin oldum dedim. Tuttu elimi. Dedi ki oğlum dedi, senin terbiyeni, yetişmeni bana emanet ettiler dedelen dedi. Ben bilmiyorum tabii bunları. Beni, onun oğlu yok, benim de babam yok. Birebir evinde okuttu hocam. İlminin dışında çoğu kimsenin bilmediği başka bir yönü daha var. Mehmet Zahit Kotku Hazretlerinin talebesidir. Tasavvuf yönü vardır. Nakşi tarikindendir. Bu konuda da bizim hocamızdır. Müezzinin, daha belki müezzinin kaldığı yer çok dağınık vesaire bir yerdi. O gelince her yerini pırıl pırıl yaptı, temizledi şeyi her bakımdan. Yani kaldığı mekan, camideki görevlerini tam yerine getirme bakımından çok değerli bir kimse idi, dikkati çeken bir kimse. Davranışlarıyla örnek bir şahsiyettir. Etrafında da onun terbiyesinde yetişmiş, hizmet ehli güzel insanlar vardır. İslami ilimlerde bilgisini artırmak için çalışırdı. Mesela pazar şeyi, yaz tatillerinde filan orada Arapçasını fevkalade geliştirdi. Ve İmam Hatip Okulu öğrencileri içerisinde belki kendisini en iyi yetiştiren kimselerden biriydi. Onun eğitimdeki en önemli vizyonu önce ilim ve edeptir. Yani öncelikle bir kişinin ilmi bilmesi, daha sonra tasavvuf, eğitim, ahlakı kazanmasını önemsemiştir. Ona göre bir kimse çok iyi ilim sahibi olur fakat ahlaki bir eğitim almamışsa, tasavvufi bir yönü yoksa o eğitim eksiktir. Bizleri yetiştirirken, özellikle okuldan mezun olunca ilahiyattan, ben mesela imam ya da öğretmen olmak, bu
bu şekilde hayata atılmak istemiştim. Ama Hoca Efendi bizden şunu istemişti. Eğer imam ya da öğretmen olursan ilimden uzaklaşırsın. Sen burada kal. Biz sana her türlü öğretmen ne maaş alıyorsa onu sağlayalım. Gerekli imkanları sağlayalım. Sen sadece ilminle meşgul ol. Tek derdin yüksek lisans, doktora yapmak olsun. Yani asıl amacı bizden istediği üniversitede hoca olmamızdı. Çünkü üniversite halkı eğiten ilim adamlarının yetiştiği bir mekandı. Kendisi hoca olmasına rağmen, babamın babası, dedemin dedesi hep hoca olmasına rağmen bize şunu söylemişti. Bir insan ailesinde çocuklarına ne kadar terbiye verirse versin, ilim hocadan öğrenilir ve ilim ev ortamında öğretmek pek mümkün olmaz. Onun için herkes önce İmam Hatip'e gidecek, sonra istediği fakülteye gidecek, istediği yere okuyacak demişti. Aslında tıbba gidecektim, tıbbı çok seviyorum. Dediler bir laboratuvar gelmezsen dediler şey ederiz, kaydını sileriz, geçemezsin sınıfı. Hoca sülalesindeniz. Onun için İslam Enstitüsü'nü terk edemedim. Hukuk gittim. Orada laboratuvar yok. Şimdi hukuk fakültesinde yoklama yapıyorsa hoca, oradan gitmiyorum. Yoklama yapmadığımı taksi tutuyorum hemen doğru Beşiktaş'a, Fındıklı'ya. İslam Enstitüsü'nün yoklama yapmayan hoca olduğumu taksiye biniyorum doğru hukuka. Yani bunu anlatıyorum, bu imkanım var işte, kira gelirim olduğu için. Böylece iki fakülteyi birden bitirdim. İş hukuku, işletme hukuku hocasıydı uzun yıllar. Yani hem modern hukuku hem şer'i hukuku iyi bilir. Hoca Efendi, akademisyenlerin çoğunun yapmadığı üniversitede kürsüsüyle cami kürsüsünü bilimsel bilgilerle halkı buluşturan bir alimdir. O halkla konuşurken, halka hitap ederken onların anlayacağı dille ve sade bir dille konuşur. Halkın dine uyan örf, adet ve gelenekleriyle barışıktır. Toplumun ihtiyaçlarını ve toplumun problemlerini bilir. Karadenizlisi, Doğulusu, Güneydoğulusu, Trakyalısı sanki kendisinden birisinin konuştuğunu zanneder gibi onu dinler. Bu nedenle de geniş halk kitlerine ulaşır. Biz genciyiz. Evet, büyük bir hocanın yanında yetiştik. Sülalemiz hoca ama ben melek değilim, gencim. Fiziki dürtülerim var. Bütün zamanlarımı dersle doldurdum ki kız goza gitmeyeyim diye. Allah biliyor yani. Hatta hukuk fakültesine de albüme de yazmışlar. Hep hocadan sonra giriyorum. Erken girersem kızlar gelir falan da geliyorlardı zaten. Hoca ile beraber çıkıyorum. Albüme de yazmışlar. Cinsi Latif'le hiç meşgul olmaz, sofudur falan diye. Böyle bu maksatlarla gece de boş değilim, gündüz de boş değilim. Bölge komutanı oldum. Ali Said Örcül Paşa beni bölük komutanı yaptı. İki defa takdimname verdi. Yunanistan'la aramız bozulduğunda o Kıbrıs yüzünden Midilli'yi ben vuracaktım. Bana görev verdi. Ötekilerin komutanları hep albaydı. Ben yedek subay Teğmen'im. Çok severdi beni. Gördü çalışmalarımı çünkü. Sonra olmadı ya. İsmet Paşa cizmem giyemiyor. Bir şey oldu yani. Johnson mektup mu yazdı? Bir şeyler oldu. Ama biz siper'e girmiştik. Midilli'yi ben vuracaktım yani. Öyle takdirnamelerim var. Vatani görevini ifa eden Cevat Akşit Hoca Efendi sonrasında Denizli İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik, ardından da Adana İmam Hatip Lisesi'nin müdürlüğünü yapar. 12 Mart hükümeti var. Ortalık çok karışık. Öyle bir ortam var. İdeolojik hareketler alabildiğine. Okulda da 84 öğretmeni var. Ben de genç bir adamım. O hap dedik kanun, nizam. Burada dedik ilim yuvası, ideolojiler buraya girmez. Kapıda kalır. Aksi halde ben hukukçuyum. Sizi asarım, keserim.
güldüler geçtiler. Her gelen müdür böyle bir eser yapar diye. Ama ben kararlıyım. Gençlik var, idealistlik var. İki fakültemiz var. Hemen başmağın yaptılar bizi. Bizim müdür çok gevşekti. Okulun müdürü bendim yani. Hem talebeyi disipline sokmak istiyorum, hem hocaları. Muavinler de bana yardım etmiyor. Daha yeni gelmişim, kim olduğumu bilmiyorlar. Ben bütün işi kendim aldım. Gecede 2-3 saat uykum var. Her şeyle uğraşıyorum. Şimdi evvela hocalar birbirine kavga ediyor. Ülkücüler, komünistler kavga ediyor. Öğretmen odasına 2 tane pimpon masa saldım. Geniş oda. Şimdi böylece komünistle ülkücü pimpon oynuyor. Onlar oynarken 10-15 kişi de seyrediyor. 2 masa, 30 kişi. Kavgayı önledim. Öğretmenler arasında kavgayı böylece önledim. Okul pırıl pırıl. Çünkü hademeler dövüyorum. Kadro az, devlet kadro vermiyor. Dernekçilere dedim ki ben bunu çok çalıştırıyorum. Bir maaşta siz vereceksiniz dedim. Çift maaş veriyorum hademelere. Dövüyorum, onun için kimse şikayetçi olmuyor. Bir maaş var işin ucunda. Pırıl pırıl okul. Yüklü bir ders ağırlığı vardı. Hem metinden hem de usulden. Hocamız bizi çok sıkıştırdı ama o sıkıştırmalar sayesinde biz kendimizi daha iyi ve daha donanımlı bir şekilde yetiştirmiş olduk. Üniversitede Kemal Bıyıkoğlu rahmetliğin odasını yaptı komünistler. Eğitimesine her gün kanlı bıçaklı. Benim orası da öyle. Gene oraya topladık, hop dedik bak İslam mensubu mezun olup da İslam mensubu müdür olan ilk adam benim. Hakikaten bizim müdürler başka branşlardan geliyordu. Yok çünkü bizden yetişen. Ben sizin ağabeyinizim dedim. İşte dedim siz herhangi bir gruba girerseniz öteki gruplar sizi dinlemez. Halbuki siz vaiz olacaksınız, müftü olacaksınız, din hocası olacaksınız. İslam'ı eksiksiz fazlasız anlatacaksınız. Göreviniz bu. Ama siz şu cemaate girerseniz, şu gruba girerseniz ötekiler sizi dinlemez. Görevinizi yapamazsınız dedim. İki, kanun, nizam falan dedik, yasak masak. Hiç tırmadılar bile. Çocukları seviyorum. Atmak hedef değil, cezalandırmak hedef değil. Çocuklara o zaman devlet tam burs veremiyor. Çocuklar geliyorlar, yıkanmamış falan. Oğlum ya sen delikanlısın, delikanlıdan fiyakalı olur lan. Tıraş olmamış, yıkanmamış. Sonra öğrendim ki aynen bu. 1971'de Erzurumlar kiraya bizim İslam mensubu talebeler ev vermiyorlar, kiraya vermiyorlar. Mahallemizin ahlakını bozar diye. Aynen böyle. Çocuklar da bu izbeliklerde kalıyorlarmış, yurt yok. Bunu öğrenince hemen bir mektup yazdım İstanbul'a, Mehmet Zahid Efendi'ye anlattım. En güzel otel hangisi? Şu. 5 yıldız otel Erzurum'da o zaman. Hemen adamı çağırdılar ertesi günü. Kaç para kazanıyor manzara anladılar filan. Şu kadar tık para. Oteli bir hafta içinde badonu yapacaksın, temizleyeceksin, bize teslim edeceksin. Adam parayı görünce o paraya tuttular. Karyola yaptıralım, benim demir olsun. Niye dediler? Bunlar genç dedim, güreşirler, kırarlar tahtayı. Demir lazım. Demirci var, çağırdık. Ben dedim ancak 3 ayda yapabilirim. Yok dediler, bir haftada 500 karyol istiyoruz. İşte tık para. Adam köylere, kasabalara gitmiş, bulmuş, gelmiş. Bir hafta sonra biz yurdu açtık. 1980'de Türk Ticaret Kanunu'ndaki aksaklıklar hakkındaki teziyle doçent olan Cevat Akşit Hoca Efendi, 1988'de İslam hukuku profesörü olur. Ticaret hukukunun eksik, aksak, suistimal hükümleri avukatlıkta gördüm. Onları dile getirdim. Bir de Kayseri tüccara gittim. Dedim ticaret kanunun boş yerler var mı dedim, hani kovalçın yerleri. Oho hocam ya dedi, biz oradan zengin olduk ya dedi. Halbuki iktisat profesörleri bulamamış onu. Kayserili tüccar.
Hocam oradan zengin olduk dedi. Bir bir anlattı. Ben de anlatılanları hukuk diline çevirdim. İbareleri de hiç anlamadan öyle üstün körü geçmeye çalışmazdı. Bazen tek tek irab tahlilleri, dil bilimsel tahlilleri yaparak tamamıyla anlayıp o şekilde dersleri okur. Öyle anlamaya çalışırdık. Bu titizliğini Mebsut'ta da aslında çok açık bir şekilde görmüştük. Yani bazen bir kelime için bir haftasını verdiğine şahit olmuştuk. Yani o yüzden tercümede mesela hem Arapça metni hem tercümesini satır satır karşılaştırarak tek tek bütün Mebsut'u baştan sona taramıştır. Yani ve çok yani bu durum aslında onun ne kadar çalışkan olduğunu da gösteriyor. O yüzden şunu söyleyebilirim ki biz ders çalışmayı Hoca Efendi'den öğrendik. Bizi Amerika'dan çağırdılar. Benim doktora tezim çok orijinal. Sahasında İslam ceza hukuku insani esasları. Yani el kasmak insanidir. Kısas insanidir. Bunu ispat ettim ben. Hem de hocam hiç namaza gitmez. Her gün içer. Ceza profesörü. Ama çok beğendi. Bu doktoradan sonra da 180 derece dönüş yaptı hoca. İslam hukuku diye bir şey bilmiyordum ben dedi. Batı'nın düşünemediği şeyleri dedi. Bu İmam-ı Azam kimse dedi. Prensip Kur'an'da kaç sene evvel söylemiş yahu dedi. Filan. Tabi belgeli şey diyoruz. Peki dereceyle aldım onu. O doktora sizin orijinal olduğu için Amerika'dan davet aldım üniversiteden. Dünya kütüphane hepsinde var şimdi o. Doktorası da bizim için de çok şeyli. İslam hukuku ile Batı hukukunun bir karşılaştırmasını yapan bir tez. O bakımdan herkesin merak edip okuduğu bir şey. 96 yılında İngilizce öğrenmeye gitmiştir hoca yurt dışına. Ve dişini tırnağına takarak, çok çalışarak zannediyorum iyi de bir İngilizce öğrenerek yurt dışına dönmüştür. Yani o yaşta başka biri bu fedakarlığı yurdundan yuvasından kopup bir yabancı dil öğrenmek için resmi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde emekli olduktan sonra bu gayreti, bu fedakarlığı gösterir mi bilmiyorum. Vaaz ettiği için camide ve bazıları hukuka aykırı olmadığı halde biz Sakarya'dan sürüldük. Oranın komutanı, Gölcük komutanıydı. Gölcük komutanının emriyle sürüldük. Daha sonra birkaç yıl sonra babam o komutanı kendisini arayıp özür dilediğini, şikayet edenlerin aslında kendisinin uğraşması gereken insanlar olduğunu, babamın böyle bir suçunun veya kişiliğin olmadığını, geç anladığını fakat asker olduğu için verdiği emri geri almayacağını söylediğini ve özür dilediğini söyledi. Bu millet neden haram, niçin helal, neden ve niçin öğrenmek istiyor? Meseleyi bilmek istiyor. Bunu da anlatan tek kitap Mebsut. Bütün mezheplerin dayanaklarını söylüyor, şer'i delillerini, mantıki delillerini söylüyor. Onun için Mebsut geniş. Onu tercümeye karar verdim. Adapazarı'nda başladım bunu. Baktım olmayacak. Emekli oldum. Yaşım dolmadan emekli oldum. Çünkü ben mümezzinlikle işe başladığım için senem yetiyor. Yaşım daha var da. Emekli oldum. Başına geçtim. 10 sene gece gündüz aynı şekilde ekip kurdum. Ama maalesef arkadaşlarımız gereken hassasiyet göstermediler. Hepsini tek tek ben gözden geçirdim. Uyumadım. Elhamdülillah başardık. 30 cilt kendisi. Biz 31 cilt yaptık. Firist yaptı bir cildini. Bugün sistematiği uydurduk. Dipnot koyduk. Kaynaklarını verdik herkese. Böylece bu eseri bastırdık. Onun için emekli oldum. Ve en çok okuyan paşalar, hakimler, hukukçular. Birçok eleştiriler gelmiştir özellikle Mebsut tercümesinde. Demişlerdir ki ya Mebsut çok fazla aşırı sadeleştirilmiş. Yani bu kadar sadeleştirmeye gerek var mıydı? Özellikle ilahiyat çevresinden. Ama Hoca Efendi olaya farklı bakıyor. Yani söylüyor ki bizim Mebsut'u tercümemizdeki amaç ya ilahiyatçılara ya da
ilahiyat uzmanı olanlara bu kitabı sunmak, onlar kolayca bir şekilde kitabı okusun, anlayasınlar değil. Asıl amacı daha çok Arapça bilmeyen ama aynı zamanda kitap okuyan ve dini öğrenmeye çalışan halk kesimine bu kitabın anlaşılmasını sağlamak. Yani tek derdi Hanefi mezhebi en güzel, en anlaşılır nasıl yapabiliriz halkımıza? Tek amacı bu. Hoca Efendi Ramuz dersleriyle Gümüşhane Tekkesi'nin hadis öğretim geleneğini sürdürmekte, Mebsut dersleriyle de Hanefi fıkhının esaslarının yerleşmesinde büyük bir katkı sağlamaktadır. Hoca Efendi'nin Hanefi mezhebine çok hakim olduğuna biz şahidiz. Yani çok uzun yıllar hem Mebsut tercümesi çalışmasında çok fazla furu fıkıh kitapları okuması vesilesiyle Hanefi mezhebin en ince detaylarına kadar hakim olduğunu görüyoruz. Yani hiç ummayacağınız bir konuda mesela soru sorsan ya herhalde bu soruyu da belki bilemeyebilir gibi bir düşünce aklınıza gelir ama o konu hakkında çok daha detaylı, farklı farklı furu fıkıh kitaplarında Hanefi mezhebi doğrultusunda çok mükemmel cevaplar aldığımızı görmüşüzdür. Mustafa Cevat Akşit Hoca Efendi, Süleymaniye Camii'nde halka açık olarak hadis dersleri, Erenköy'deki Böcekli Camii'nde vaazlar vermeye devam etmektedir. Şimdi eve gittik. Buyurun, buyurun, buyurun. Hemen girdi, minder koydu altına. Veya şu koltuğu buyurun dedi. Yok yok, istemez. Demeyin. Yastık ikramı reddolunmaz. Peygamberin sözü bu. Eve geldi, buyurun şuraya. Olmaz falan. Otur işte, otur. Reddolunmaz. Sünnetten bu. Sünnete bağlılığı, Hazreti Peygamber'in hadislerini hayatın her alanına tatbik etmesi, haram helal çizgisinden ayrılmaması, şüpheli şeylerden kaçınması, söylediklerini yaşaması, en önemlisi 75 yaşında olmasına rağmen haftada her gün 3 yerde mutat sohbetleri olmasına rağmen bunun yanında yurt içi ve yurt dışı sohbetlerine, konferanslarına devam etmesi, aynı zamanda bunlara ek olarak da kitap telifiyle ve tercüme faaliyetleriyle meşgul olması beni en çok etkileyen yönlerindendir. Onun feyz aldığı hocalarının edep ve terbiyesini aynen tatbik etmek ve o bakımdan da bütün halkımıza bir güzel bir örnek olmak çalışmaları oluyordu. Yani edep, terbiyeli, doğruluk sahibi ve çok mütevazi bir kimse, gerçek bir mümin, sağlam düşünceli bir halk dostu diyebiliriz kendisine. İlmiyle amil, ehli zikir bu demek. Namaz zikirdir arkadaş. Ehli zikir alimleri sorun diyor Allah. Karakteri sağlam, İkili oynamayan, olduğu gibi görünen. İslam program demek, disiplin demek. Gelişi güzel yaşamak yok. Niyet, Allah'ı kabul edeceksin. Allah'ın rızasını kazanmak uğruna insana hizmet edeceksin.